Merhaba YouTube, ben Vasat Mimar ve bu bölümde artık yavaş yavaş otomate geçeceğiz. Daha çok da Refined Storage ve kablosuz enerji aktarımı üzerine çalışacağız. Çünkü bu kadar klostrofobik bir yerde bir de her yerden kablo çıkarma eziyetiyle uğraşmak istemiyorum. Umarım izlemesi keyifli olur sizin için. İyi seyirler. Evet, bugün asıl konusuna gelmeden önce ki bu Refined Storage ve Crafter'lara ufak bir giriş yapmaya çalışacağım. Oda neler değişti onu göstereyim. Artık bir tık daha hızlı gidiyorum modpack'lerde çünkü belli ki 40 video, 42 video pek şey yapmıyor bir yerden sonra. İlgi çekmiyor modlar bilindik olduğu için. Evet, oda bir gezelim. Öncelikle burada yeni bir makine var, Blast Chiller. Bunun iki işlevi var. Birincisi, yani şu anlık iki işlevi var, yoksa çok fazla işi var da. Birincisi Obsidian yapmak. Obsidian'ı açarsak Blast Chiller'ın içine lav koyduğunuz zaman bu bunu obsidian'a çeviriyor. Su koyarsanız da bu arada şeye çeviriyor. Göstereyim hemen nerede. Su koyarsanız buza çeviriyor ki buz bize nerede lazım? Buna sağ tıklarsak bundan Packed Ice, sağ tıklarsak Blue Ice. Ve yukarı çıktığımız zaman kablosunu çevirir. Bu da ayrı bir yeni yer bu arada. Netherrack elde etmek için su ve Blue Ice'e ihtiyacımız var iki tarafında. Bizde ikisi de var. Altında da Soul Soil var. Madem ona geldik onu da anlatalım. Şimdi Soul Soil elde etmek için Witch Water'a ihtiyacımız var. Witch Water içinde Barrel'ın altında Obsidian içinde de lava ihtiyacımız var. Bu setup şu kısmı en azından sırf bunun için var zaten. Gördüğünüz gibi Witch Water var. Yani normal su kullanmıyoruz. Obsidian, Barrel, lava kullanıyoruz bu setup'ta. İçine düz sand atarsanız Witch Water'ın Soul Sand yapıyor. Soul Sand atarsanız Soul Soil yapıyor. Aklınızda bulunsun. Lazım olursa. Başka burada ne değişiklikler? Makineleri aşağı taşıdık. Bunu factory upgrade dedim ki eriteceğim diğer şeyleri de kolay eriteyim ve buna galiba speed upgrade'leri de takmışım, evet. 8 speed upgrade var. Burada yeni bir setup var. Bu neden var? Çünkü görevlerden biri prismarine istiyor. Ve prismarine elde etmek, yani aslında şey istiyor, sea lantern istiyor ama prismarine kullanarak, kırarak elde ettiğimiz kaynaklarla sea lantern yapıyoruz. Prismarine elde etmek içinse bir yöntem var sadece. Barrel'ın altına Seawater, içine Overworld Matter ve çıkışta Prismarine. Peki Seawater nasıl elde ediyoruz? Barrel'ın altına bu sefer de Overworld Matter koyarak, burada olduğu gibi. Dışarıda Flopper var, sürekli içeri zaten su taşıyor gördüğünüz gibi. Bunun içinde de zaten sol üstte Seawater yazıyor. Onun dışında Smelter'ımızı buradakini ufalttık. Neden? Çünkü burası artık sadece Redstone, Flux Coil vesaire yapmak için işe yarayacak. Bunlardan kısacası. Diğer odaya geçersek asıl smelter'ımız zaten artık burada ve burayı Overworld Matter elde etmek için automate edeceğiz diyebilirim. Burada chute var. Chute'dan item giriyor. Bu taraftan çıkıyor çünkü. Ve üst tarafa mechanical pipe'lar geliyor. Alt taraftan logistical transporter, yani üstte sıvı geleceği ve burada kuruyacağı için üst tarafa mechanical pipe geliyor. Alttan item çıkacağı için logistical transporter. Bunları ben tabi ayarını yaptım. Burada cobblestone generator var. Sanki bunu gösterdim diye hatırlıyorum. Nasıl yine göstermiş olayım. Bu uranyum blokla çok kolay elde ediyor ve 100 ısı veriyor. Bu iki tane cobblestone generator'ım var. Sürekli çalışan burada. Bunların da upgrade'ini ettikten sonra bir daha muhtemelen cobblestone ihtiyacımız kalmayacak zaten. Evet, yukarıdan devam ediyoruz. Smelter'ı gösterdik. Burada bir hayvan farmımız var ve bol bol turtle'ımız var. Bu turtle'lar niye işe yarayacak? Çünkü scoot yazarsam çıkacaktır. Sağ tıkladığımda dalgıç malzemesi yapmak için Turtle Shell'e ihtiyacım var. Başka bir işe yarıyor mu bilmiyorum ama Turtle Shell, çünkü sağ tıkladığımızda mekanizmin Scuba Mask'ını verecek bize. Dolayısıyla ihtiyacımız zaten var. Potion of Turtle. Neyse, bunu geç. Oraya da pek işimiz yok. Burada diğer odada zaten farmımız hala devam ediyor o tarafta. Fakat burada yeni bir yerimiz var artık. Bu da Mob Farm. Gördüğünüz gibi 4 taraflı. Bunların bu arada tamamı Dreadful 4. Yumurta kullanarak yaptık. Ve sürekli surette mobları aşağı itiyor. Burada da aşağıda dört tarafında şu mob masher'lardan var. Sürekli sürede farm yapılıyor. Hatta şu an fazla dolduğu için depolayamıyoruz daha fazla. Çünkü buralar dolmuş anladığım kadarıyla. Şuraları, bu bowl'lardan kurtulabiliriz. Bunlar hiçbir işimize yaramıyor. Hani pot bile düşmüş açıkçası. Yok yok. Muhtemelen bunlar için benim sağa sola birkaç tane şey koymam gerekebilir. Storage drawer koymam gerekebilir ve bunları düzgün bir şekilde aktarırsak rahat rahat depolayabiliriz. Bu mob farm bir yerden sonra ihtiyacımız bile kalmayabilir yani. Bunu yapmamın daha çok sebebi bu arada slime elde etmek. Çünkü slime bizde bugünün şimdiki konusuna geldik zaten. Processor bindinglerde, yanlış hatırlamıyorsam, ya da neymiş adı? Evet, processor bindinglerde ihtiyacımız var.
Diamond Redstone Dust bunlar hep sieving'den çıkabilen şeyler. Silikon için de bu arada ben bu silikon dust ne işe yarayacak diye düşünürken bulduk. Silikon dust ve sand koyunca silikon veriyormuş bize. Induction smelter'ın içinde. Hatta bir deneyelim. Canlı canlı da görmüş olalım. Red sand aldık. Bu değil. Bir de buradan. Hatta şöyle 3 stack alalım. Nasıl olsa elbet lazım olacak yine. Gerçi bir stack'ten fazla sokamayacağız. Şimdi buna burada durabilir. Induction smelter. Makineyi aşağı taşımıştık sahi. İnelim. Nerede induction smelter'ımız? Heh, burada. Evet, çalışmaya başladı. Muhtemelen üretecektir. Bu arada bu setup'la ilgili de şöyle bir ufak bir görsel şey yapalım. Buradan Netherrack'in crashed olması gerekiyor sivilenmesi için. Öncelikle o yüzden buraya compress tamer'ı aktaracağız. Henüz aktarmadım. Şunu sökmem gerekiyor. Diğer tarafından aktarmak istiyorum çünkü. Buradan daha sonra hammerlananlar öbür tarafa geçecek. Bu arada bu gördüğünüz gibi compact drawer. Konuşmayı unuttuk. Yan tarafa compact olarak geçip burada bölünüyor haliyle. Daha zaten bu da compress tamer. Aynen, auto compress tamer. Daha sonra arkadan bir arkaya geçerek crashed Netherrack burada tekrar kompres edip heavy sieve'lere gelecek burada. Totalde 5 delik açmışım ama sanırım sadece 4 tane şey, evet 4 tane şey sieve'leyeceğiz. Bunlar diğerleri zaten sıradan şeyler. Bu compressed gravel, red sand ve normal sand'i bunlarla yapamıyoruz. Denedim. Sandstone yapıyor çünkü. Compressed sand yapmıyor. Dolayısıyla onun için ekstra arkalarına birer tane kompresör ekledim. Bunlar otomatik olarak bunları kompresliyor. Evet. Şu anlık yapmamız gereken aslında tek şey bunları teker teker craftlamak. İlk makinelerimizi craftlamak. Bunlar ne? Grid, crafting grid, disk drive, controller ve tabii ki wireless transmitter. Tabii bir de neyse, wireless controller grid'e şimdilik gerek yok, crafting grid'e. Grid için bakıyoruz. Quartz enrich. Burada recipe ise bunun da farklı. Iron ingot veya iron dust artı quartz, nedir quartz gerekiyormuş. Peki bizde var mı acaba iron şu anda? O önemli bir detay. Yoksa biraz sieving yapmamız gerekebilir. Küçük. Galiba çok yok gibi duruyor. Ya da ben körüm. Envanterim de var mı? Envanterde de yok. O zaman yapacak bir şey yok. Bu arada backpack'i de göstereyim. Bu büyük bir avantaj bence çünkü. Backpack'ler yazarsam zaten tıpkı şey gibi, chest'ler gibi upgrade edilebiliyor. Iron, gold falan filan diye gidiyor. Iron, gold, diamond, netherite kadar gidiyor. Ben diamond'a kadar çektim. Ve bu kadar yer artı 5 tane upgrade slot var. Üstelik üstüne bir de crafting upgrade koydum. Crafting upgrade'in mantığı da şu. Yazarsam bunu. Bunlar slot takılıyor. Recipe'leri bayağı basit gördüğünüz gibi. Bunu buraya taktığımızda burada yeni bir slot açılıyor bize. Bayağı düzenlenebilir crafting table. Ve bu şekilde çok rahat craft yapabiliyorsunuz. Aklınızda bulunsun. Evet, o zaman biraz iron sieve'leyeceğiz. Evet, mimar bir o işlerle uğraşıyor dursun. Ben de bir Blaze muhabbetini göstereyim. Şimdi burada mesela yukarıdaki induction diyorum, Ender inhibitor için bize Eye of Ender lazım. Dolayısıyla Eye of Ender için de bize Blaze lazım. Çünkü normal recipe çalışmıyor gördüğünüz gibi. Essence'lar vesaire bunlarda da çok var. Dolayısıyla ne yapacağız? Ya Blaze eriteceğiz ya Ender hemen eriteceğiz. Ki ben de ikisini de erittim diye biliyorum ama yanlışlıkla oldu. Ama Blaze Powder'ın üstüne Ender de dökmek bir mantık. Ender Pearl'ün üstüne şey de dökmek Blaze'e. Muhtemelen bunu bakalım. Ha tamam, Ender Pearl de eritebiliyormuşuz. Aynı şeyin lacivertiymiş. Ve normal casting base'in üstüne onu koyduktan sonra tıpkı cast yapar gibi. Buradan akıttığımız zaman Blaze'i bir Eye of the Ender yapabiliyorsunuz. Bu arada Molten Blaze'i nereden bulacağız? Galiba burada Blaze Powder eritemiyoruz. Anladığım kadarıyla maalesef. Bir bakalım, yine de merak etmedim değil. Blaze Powder'ı eritemiyoruz. Evet, Blaze Powder'ı Multi Servo Press, bir diğer kolay yapılan makine diye bahsetmiştim. Erittiğimizde 20 milibucket veriyor. Ya ister bunu pipelarsınız kendi sisteminize drain aracılığıyla, ya da 50 tane eritip 1 bucket yapıp daha sonra o bucket'ı bunun içine taşıyabilirsiniz. Yine bir drain aracılığıyla bu açıklığa dökmeniz gerekiyor. Evet, yine başka bir şeye ihtiyacım olduğunu fark ettim. O da obsidian, kablosuz enerji için. Onun için de böyle bir setup yaptık. Eski barrel setup burada çalışmıyor. Sonunda farklı bir şeye denk geldik. Recipe'ler hariç diğer modpack'le. O yüzden blast chiller kullanmamız gerekiyor. Bunun yan taraflarını ayarladım. Bu tarafından lav geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu tarafta input var ama bunun bir anlamı yok. Aşağıdan da output yaptım. Altında da wooden upper. Olan obsidian'lar böyle yavaş yavaş bu sandığın içine akmaya başlayacak. Çünkü burada flux
recipesine bakarsak şimdi Bedrock'a inemeyeceğimiz için ilk 4 yani bu alttaki şey için Flax Block için ilk 4 Flax task'ımızı bu arada belki de daha fazla gerekiyordur dur bakalım. Çok daha fazla gerekiyormuş. Bu şekilde elde etmek zorundayız. Casting Table'da Molten Obsidian, Redstone Dust'ın üstüne Obsidian dökerek o da aklınızda bulunsun. Onun dışında ben Seaving'den biliyorum. Bu arada aşağı tarafa yine bir Drawer sistemi kurduk. Mecburuz. Yoksa yer kalmıyor. Bu chestlerin içi dolu ve hiçbiri şu an işimize yarayan kaynak değil. Hepsi yarayacak ama şu an hiçbir işimize yaramıyor. Dolayısıyla böyle bir setup kurmak zorunda kaldık. Yine bir ipucu kaynak beklerken. Daha fazla Logistical Sorter takarsanız daha fazla kaynak aşağı gönderiyor. Muhtemelen her tarafından aşağı aktabiliriz. Zaten mesela buradan da dediyelim. Şu an üçer üçer aktarıyor. Çünkü bu pipelar dandik olduğu için daha doğrusu sisteme yetişemeyeceği için ben upgrade ettim diyorum biliyorsunuz. Config'ten biraz değişiklik yaptım. Şu an mesela 4'er 4'er aktarıyordur aynen. 2 2 duruyor da işte tik başına şey diyebiliriz. Saniye başına 4 diyebiliriz aslında. Çünkü öbür türlü böyle çok hızlı doluyor gördüğünüz üzere. Zaten bir yerden sonra tıkanıyor direkt. Evet, sen şu an dışarı tükürmeye başladı bile fazlalık kaynakları. O yüzden böyle ufak bir problem yaşayabiliyorsunuz. O yüzden birkaç tane pipe takmak çok da mantıksız bir hareket olmayacaktır. Bu arada bu drawer kontrolörünün şöyle bir güzelliği de var. Tek tek kaynağı aramak zorunda değiliz. Ortaya gelip sağ tıkladığımız zaman burada olan bütün kaynakları envanterimizden alıp yolluyor. Böylece uğraşmak zorunda da kalmıyoruz. Bunları da tekrar herhalde içeri atabilirim. Bu arada normalde tıkanınca duruyor. Durmamasının sebebi şu anda. Yani duruyor aslında da. Mesela şöyleyken 3 tane 4 tane mesela şu an 4 tane ya da mesela bu harcadıktan sonra 5 tane kaynak geldiğinde birin ikisini dışarı atıyor fazlalık gelenleri. Sorun orada. Yoksa normalde bu makine için tıkandığı zaman doluyor. Yani duruyor. Gel gelelim bu borularımız yetmediği için şuranın haline bakın. Böyle bir problem var tabi. Ama bu da muhtemelen bir sonraki videoda ortada olmayacak bir problem. Çünkü pipeları upgrade etmek dünyanın en kolay şeyi gibi bir şey. O yüzden bu videoya özel bir problem. Bakın iron lazımdı bize. Iron'ımızı buraya aktarıyormuş. Anahtarla bunların hepsini açmak istemiyordum ama galiba biraz mecbur bıraktı şey beni. Modpack. Hayatımızı zorlaştırmak için var bu modpack tamamen. Ben bunu kabullendim yani. 32 yani 96 tane iron ingot çıkacak bunu buraya yerleştirdiğimiz zaman bu taraftan. Biraz iron ingot'ımız varmış aslında ama muhtemelen yetmiyor. Yine de bakalım neler bir şey yapabiliyoruz. Henüz craftlayabildiğimiz bir şey var mı? Orada bu onlar buraya gidebilir. Şunları da yerine yollayalım. Tamam. Envanter bize yer açılsın azıcık. En başta bakalım. Bize neler lazım? Bize en başta grid lazım. Machine casing. Onun için 8 tane quartz iron lazım. Aslında machine frame'i Allah'tan yapmıştık. Yani şunu tekrar yapmakla uğraşsam cidden moralim bozulabilirdi. Ama bir tane yapmak zorunda kalacağız yine. Çünkü bu makine de istiyor. Bu makine de istiyor. Puff. Her neyse en azından ne yapacağımızı biliyoruz artık. Bakalım bunun resipisine. Totalde bize galiba 2 tane daha lazım değil mi? 1, 2, aynen. 2 tane daha lazım. 8 iron plate, 8 electrum plate, 1 bronze gear. Bir tek bronze gear problem. Kalan her şey var çünkü burada. Tek yapmamız gereken bunları getirip 7-8 multi servo press'te basmak. Yeteri kadar kaynak topladığımı düşünerek Hardened Integral Components'ta yaptım bu arada. Aklınızda bulunsun. Neden? Çünkü bu makineler tospa gibi çalışıyor. Başka hiçbir sebebi yok. Dolayısıyla ben bu makineleri de çok sık kullanacağımı da hesaba katarsam bunları takmayı doğru buluyorum. Şimdi 8 tane bronze ingot var. Muhtemelen aynen 8 burada var. 8 burada var. Benim bunları da tabii 2 tane çarka dönüştürmem gerekiyor. Ve 16 tane elektrum plate de gerekecek. Çünkü iki makine yapacağım aslında tek makine değil. Orada bir ufak bir hesap hatası yapmışız. Bunları da bekleyelim. Tamam. Yani aradaki hız farkına bakarsanız anlarsınız zaten. Tam 2 kat hızlı çalışıyor. Sırf bundan ben muhtemelen 3'e çıkartırım. 4'e henüz çıkartamayabilirim. Çünkü yaş çıkartabilirim. Ender Pearl'leri rahat rahat topluyoruz. Mob farmı sağ olsun. Evet ben bu yukarı niye çıktım? Ben aşağıya gidecektim aslında. Nether Quartz. Pardon. Quartz Enriched Iron yapmak için.
56 tane burada var. 14 tane mi? 14 değil. Bu 3'ün katı mı? 4'ün katı mı? 3'ün katı mı? Bir bakayım. 3'ün katı olamaz. Recipe'yi unuttum. Ama 3, 3'te 1 kadar olması yazmış da sen bunu ne de? 51, 54 de hani. 18 tane lazım bana Nether Quartz. Daha sonra bu da burada çalışıyor bildiğim kadarıyla. Aynen. Bunun recipe'si de bu kadar basit. Bunları da yapalım. Sonra zaten machine casingler için gerekli bütün parçalar hazır zaten. Bu arada bu envanter büyük kolaylıkmış. Aklınızda bulunsun. Bir de o videonun başında söyledim mi bilmiyorum ama çok hızlı geçtiğimi düşünen varsa söylesin. Veya abi biz aynı modları izlemekten çok sıkıldık vesaire diyen varsa söylesin. Çünkü başlarda yaptığımız şeyler hep aynı olmak zorunda maalesef. Bir o şeyin 1.16.5'in böyle kötü bir yanı var. Bana zaten mesela Sevtek önermişsin. Sevtek H'si ben bundan sonra muhtemelen oynamayı düşünüyorum. Ama önce 1.12.2 bu bilgisayarda da problem çıkartacak mı onu göreceğim. Çıkarmazsa oynamayı ciddi anlamda düşünüyorum. Bana güvenin o konuda yani. 1.12.2'deki mod zenginliği hiçbir yerde yok. Şimdi biz ne yapacaktık? Machine Casing. Burada var mı? Var. Güzel. İki tane lazımdı. Onu da yapmış olduk. Grid için iki tane mi yapabildim? Neden iki tane yapabildim? Çünkü muhtemelen Quartz'ın işte ayrımı bitmiştir. Tamam. Kalanını da aldık. Niye bu başarımı bize vermedin sen peki? Quartz'ın tamam onu yaptık zaten. Envanterimi mi almam? Ha, envanterimi almam gerekiyor. Mantıklı. Ve bana bir tane daha sanırım şey lazım. Bakalım tamamdır. Üçüncüyü de halletmiş olduk. Böylece üç parçamız için. Şimdi grid için ne gerekiyor? Cam kolay. Camlık bir şey yok. İki tane basic prosesör. İki tane improved prosesör. Yani gold ingot, redstone dust. Prosesör binding silikon. Buradakilerin hepsi var. Bir tek prosesör. Yani burası da kolay gerçi. Stringimiz nasıl olsa mob farmın içinde de muhtemelen vardır. Slime ball da aynı şekilde. Oh oh maşallah her yer ender pearl olmuş. 64 tane bundan alsak. Sen çöpe git. Sen de yarısını alalım buradan. Daha sonra bunları da buraya yerleştirelim. Şu şeyleri yapan kimse Allah çok büyük razı olsun gerçekten. Envanteri sort etmeyi vesaireyi. Evet. Grid. Bunları pişireceğiz tabii muhtemelen. İyice karıştı her şey birbirine. Şuraya bir gelelim. İlk grid yapacağız. Grid'den crafting grid'e gideceğiz. Bunları evet pişirmem gerekiyor. Furnace'da ya da buradaki muhtemelen smelter'da işe yarayacaktır. Iron ingot, redstone dust falan filan. Prosesör binding. Iron ingot nerede var? Iron ingot burada var mı? Varmış, güzel. Redstone dust da burada var. O zaman iki tane basic prosesörümüzü yapalım diye ilk etapta. Totalde kaç tane gerekiyordu? İki buraya desek sana gerekiyor mu? Yok, buna gerekmiyormuş. Sana gerekiyor mu? Sana da gerekmiyor. Bunlar advanced'miş. O zaman kalanını şu şekilde geri içeri atabiliriz sanırım. Ve bunları bir pişirelim bakalım. Şimdi advanced prosesörler, improved'lar yani. Raw improved iki tane buraya. Buraya gerekmiyor. Buraya gerekmiyor. Bir advanced, iki advanced. İki raw, iki advanced lazım yani şu anda aslında bize. Prosesör olarak. Onları da bakalım. Üstünde diamond yok sanırım. Diamond alacağız buradan. Bir iki. Bu backpack'ten niye daha önce haberim olmadı acaba? Backpack'i yaptık, şeyi upgrade'ini yapmadık. 1-2. Tamamdır. Şunu da şöyle karışık yerleştirmeyelim. Biraz daha derli top tutmaya çalışalım. Ve bunları da buradan aldık mı? Her birinden de birer başarım da aldık. 2 bundan, 2 bundan. Evet. Bütün prosesörlerimizi de almış olduk ve galiba bunlar da bol bol görev de verdi bize aynı zamanda. Oh ver ver. Şimdi burada da zaten controller, crafting kit ve disk drive olarak üçlemiş aslında. Onları craftlamamız gerekecek. Onları o zaman şimdilik şunları şöyle bir içeride tutalım bakalım. Bu için ne lazım? Construction core, destruction core. Basicleri bunun için aldık. Glowstone dust öbürü de Nether quartz olması lazım. Bir buradan. Bir buradan.
Bu bir tanesi. Bu distraction olan. Ve daha sonra muhtemelen zaten grid'i yapmış olacağız. Envanteri alıyorum. Başarımı verir belki diye ama galiba crafting grid için başarımı verecek. Crafting grid'e ne lazımmış? Bir tane crafting table'ımız eksik. Üstünde tahta var mı? Burada tahta var mı? Yani o kadar kaynak var, tahtamız yok burada. Nerede benim farmım? Burada farmım. Artık tahta konusunda hiç çekincem yok. Çatır çutur şey yapıyorum. Ne var ne yok harcıyorum yani. Bunu da buraya atalım. Ve crafting grid'imizi evet sanırım tamamladık. Daha sonra iyi. Disk drive için de gerekli bütün malzemelerimiz varmış. Controller için de eksik. 3 tane Quartz Enriched Iron ve Advanced. Advanced'i yapmamış mıydık? Olsun bir tane daha yaparız. Demek ki bir yerde iki tane lazım oldu bize. Ha iki ayrı makine yaptık gerçi. İkisi de birer tane istese. Bitmiş demek oldu. Peki burada daha fazla. Evet. Quartz Enriched Iron'ımız da var. Nereye aktardı? Tamam. Advanced Processor da burada ve sonunda Allah'ım sonunda Refined Storage geçiyoruz tekrardan ya. Kurtulduk. Kurtulduk. Chest'lerden kurtulacağız yavaş yavaş. Her taraf chest. Klostrofobik bir hayat geçiriyorum. Daha sonra wireless transmitter. Buna bir tık daha var tabi. Şimdi önemli olan konuya geldik. Bu arada bu setup buraya yapacağım. Nasıl olsa buranın başka bir işlevi yok. En azından şimdilik. Alt kata yapalım. Controller suyun içine bile gömebiliriz muhtemelen. Aynen. Şunu bir çöp atalım. Controller'a pek bir şey taktığıma takılıyor mu onu da bilmiyorum gerçi. Yok takılmıyor düşününce. Sadece her şeyin buna bağlı olması gerekiyor. Bu arkaya da disk drive'ı koysak aslında nasıl olsa açılabiliyormuş. Güzel. Buraya da bunu koyduk. Şimdi olayın asıl kablosuz yerine geleceğiz. Önce bir bakalım bakalım. Flux dust için neler lazımmış flux block için. Evet bize totalde 9 tane flux dust. Zaten bunlar 4 tane craftlandığı için ben bunu biraz korkmuştum. Bir tane de Eye of the Ender. 4 tane de obsidian gerekiyor. Obsidian'ımız var. Eye of the Ender'ı şimdi canlı canlı da elde edeceğiz. O yüzden buradan bir tane gelip tek bir tane olmak üzere Ender Pearl alıyoruz. Çünkü halihazırda erimiş şeyimiz var burada. Adını unuttum. Mold Blaze'imiz var. Bunu buraya koyduk. En alta Blaze'i aldık. Sağ tıkladık. Ve muhtemelen buraya gelecektir Eye of the Ender. Ve geliyor mu? Geldi. Tamamdır. Çok güzel. O zaman aslında totalde bize sadece burada obsidian eritmek kaldı. Kaç tane ihtiyacım olduğunu bilmediğim için ve pain yazdığı için ben buna 6 tane eriteyim diyorum. En kötü fazlalığını blok halinde dökeriz. Atarız öyle böyle. Bu muhtemelen bir tık daha erimesi için vakit alacaktır. Kaç tane alsak? Aslında bunların tamamı lazım olacak gibi bana sistem için ama. Şimdi bu resimlerin tamamını alalım. Burada yedek var mı hiç? Burada galiba birkaç tane de burada yedek var. Tamam. Biraz da burada var. İyi. Bunların tamamını harcamamız için hiçbir engel yok. Tabi 9 tanesiyle sadece işimiz var. Şimdilik en azından. Ve ben buraya bir tane daha hopper bağlayayım diyorum. Eski sistem. Ki uğraştırmasın. Obsidian'lar eridi mi? Eridi. Herhangi bir alaşım da yapmadı. Bu arada Molten Ender de yani beni dövmeye gelirken bunun içinde ışınlanıp orada öyle öldü bu arada. Şimdi bunun içine Redstone Dust bir tanesini içeri aktaracak. Ve buradan tek yapmamız gereken üstüne obsidian dökmek. Anladığım kadarıyla. Anlayacağız birazdan. Evet sesi geldi. Demek ki sadece bunu yapmamız gerekiyor. Peki lever var mı acaba boşta hiç? Bir lever yapalım. Evet lever'ımızı da craftladık. Daha sonra tek yapmamız gereken herhalde evet. Ama bunun üstüne takıp çalıştırmak. Bu sürekli surette buraya redstone dust geldikçe bunları şey yapacak diye düşünüyorum. Bakalım kaç tane obsidian yiyecek. Bir blok 4 pane'e tekabül ediyor. O zaman iyi. Çok az miktar. Ben pain'i daha az zannetmiştim ama çok da az miktarda koymamışız aslında düşündüğümüzde. 1 blok 4 pain ise. Totalde 9 tane flux dust'ımız olduğunda. Hatta bundan da başarım aldık. Yani görevler biraz fazla bölünmüş. Snowball. Smeltery Ender Ring. Sen ne işe yarıyormuşsun ki? Senden item mi yapılıyor? Molten Ender. Sen nasıl yapılıyorsun? Ender Pearl ve Prosper Shard. Güzel. Ender bulmanın böyle bir yolu varmış. O zaman Eye of the Ender çok daha kolay oldu aslında şu an.
Tamam, güzel. Bunun içine blaze eritmek zorunda kalmadık. Sadece blaze powder koyup üstüne şey yapabileceğiz. Herhalde bundan kalanı obsidian pain olarak gelecek. Obsidian pain'de ne yapabiliyormuşuz? Scorch drain. Foundry fluid and input. Foundry ne acaba? Ona da bir ara bir bakmak lazım. Çok tanıdık geldi çünkü. Bir 12-2 dönemlerinden belki de aklımda kalmıştır. Her neyse, 4 tane de obsidian lazım şimdi bize tabi. 4, tamam. Bunları içeri attık. 4 tane bundan craftlamış olduk. 5 tane de bundan var ve sanırım artık bunu yapabileceğiz. Güzel. Şimdi bu flax bloğu elde ettikten sonra aslında flax dust'ı elde etmek çok daha kolay artık. İçeridekileri de kullanabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize kalmış ama artık eski klasik yöntemle de elde edebiliriz. Bir tane sand alalım. Sen de buraya koyduk. Daha sonrasında bir tane obsidian aldık. Bu arada bu obsidian yöntemi gerçekten daha mantıklıymış. Özellikle hızlı lav üretebiliyorsanız. Hiç başka bir şeyle uğraşmaya, ne bileyim, sulu yöntem yapmaya falan gerek yok. Evet, stone dust. Soğuttuk. Kırdı. Bu kadar basit. Bu flux bloğu muhtemelen burada tutarım çünkü bundan çok daha fazla lazım olacak gibi hissediyorum. Şimdi bu flux dust'tan artık bir tane flux point yapmamız gerekiyor. Tabii bunun için flux core gerekiyordu galiba. Bize plug ve point lazım sistemimize bağlamamız için. Biraz da redstone tekrar lazım olacakmış. Point için bu, plug için. Plug için de ortada flux block olması gerekiyor. Bu tatsız. 2 tane IF'tir. 3 tane IF'tir yapmamız gerekecek. Onları craftladıktan sonra devam edeceğiz. Evet, sonunda craftingimiz bitti. Bugüne dair en azından. Ve flux plug'ı elde ettik. Ben burada bunların sayılarını arttırdım bu arada. Muhtemelen başka bir enerji sistemine yakında geçeceğiz. Çünkü yetmeyecekler bir yerden sonra. Ve bunu bağlayıp network oluşturduktan sonra mimarın neyi olsun? Meyhanesi. Bunu public yaptık ve bağladık. Artık flux point sistemimiz açık. Ve geriye sadece gelip bu point flux pardon açık. Geriye sadece gelip buraya nereden? Şuradan herhalde bağlasak olur. Sistemi bağlamak kalıyor. Evet, güzel güzel artık disklerimize geçebileceğiz rahat bir şekilde. Geriye kalan tek yapacak şey disk craftlamak olacak ama artık bir sonraki videoya kaldı. Bir sonraki videoda bu arada crafter'a da geçip özellikle şuradaki büyük smelter'ımızda artık organik nether'ı nasıl rahat bir şekilde demeyeyim. Asla rahat bir şey yok modpack'in içinde ama nasıl otomatik bir şekilde craftlayabileceğimizi ufak ufak geçeceğiz. Zaten biraz da bunlardan yardımcı alacağız. Biraz lav kullanacağız burada. Tin kullanacağız kesinlikle. Tinleri kesinlikle yani proses etmemiz gerekiyor. Ve onun dışında ne lazım? Bir şey daha lazım diye hatırlıyorum ama her neyse konuyu anladınız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz ve abone olursanız sevinirim. Bir sonraki modpack için de muhtemelen birkaç video sonra ya da belki de bir sonraki videoda bile karar vermiş olurum. Ne oynayacağımıza haber geçeceğim. Hoşçakalın.